çok ama çok kıymetli Çameli hemşerilerim. Çameli'de bir hayal gerçek oluyor. Toplu konut hamlesi kapsamında TOKİ tarafından Bıçakçı Mahallesi'ne depreme karşı dayanıklı, dirençli, modern mimarisiyle göz dolduran spor alanları, çocuk oyun alanları, kamelyaları ve muhteşem peyzaj tasarımıyla yapılacak olan toplu konutların temel atma törenine hepiniz ama hepiniz hoş geldiniz demek istiyorum. Çok teşekkür ediyorum bu kuvvetli alkışlarınız için. Evet, şimdi kısacık size programı arz etmek istiyorum müsaade ederseniz. Öncelikle her zaman olduğu gibi saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayacağız. Protokol konuşmalarımız olacak. Daha sonra temel atma törenimiz, dua ile birlikte tabii ki. Ondan sonra fotoğraf çekimimiz olacak sevgili misafirlerimiz. Bu şekilde devam edeceğiz. Şimdi sizleri öncelikle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, Türk büyükleri, 6 Şubat'ta yaşamış olduğumuz o büyük depremde Hakk'ın rahmetine kavuşan depremzedeler ve bu vatan için kanlarını seve seve veren şehitlerimizin manevi huzurunda saygı duruşu ve istiklal marşını söylemeye davet ediyorum. Buyursunlar. Çok teşekkür ediyorum. Evet, güzel bir temel atma törenindeyiz. Çameli için gerçekten bir hayal gerçekleşiyor. İşte bu hayalin daha detaylarını dinlemek istiyoruz biz de tabii ki. Açılış konuşmasını yapmak üzere Çameli Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Arslan'ı huzurlarınıza davet ediyorum. Arz edelim. Onunla mı konuşayım onunla? İstersen sen onu ver ya. Sayın Milletvekilim, Sayın Büyükşehir Belediye Başkan Vekilim, Sayın Kaymakamım, AK Parti İlçe Başkanım, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanım, Büyük Birlik Partisi İlçe Başkanımız arada açmayamızın, STK Başkanlarımız, Kadın Kolları, Gençlik Kolları Başkanlarımız, muhterem hanımefendilerimiz, muhterem beyefendiler, değerli çalışan kardeşlerimiz, açılımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Öncelikle yine selamını Ali Başkanımız iletecektir ama Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Zoran'ın hepinize çok çok selamlar. Biraz önce biz çok güzel bir işin toplantısı için biraz geç kaldık. Cahit Başkanımızla beraber hemen çıkıp buraya yetiştik. Osman Başkanımızın, tüm vekillerimizin, il başkanımızın hepinize çok çok selamları var. Çarşamba ile ilgili güzel bir müjdeyi Cahit Başkanımız sizlere vereceklerdir. Gerçekten güzel bir müjde verecek bizlere. Ama şu andaki konumuz temel atma merasimimiz. Çok şükür elhamdülillah bugünleri gördük. Biraz geç oldu ama güzel oldu. Neden geç oldu? 2019 yılında biliyorsunuz Çameli'de birinci etap TOKİ ihalemizi yapmıştık. Ardından pandemi patladı. Pandemiden önce de fay hattının üzerine denk gelen bir projemizdi. Maliyetleri çok yüksekti. Maliyetleri yüksek olduğu için de projenin iptal edilme kararını aldık. Allah'tan da iptal etmişiz. 11 ilde yaşadığımız depremde depremin ve fay hattının ne kadar önemli olduğunu gördük. O şartlarda yapılmış olsa dahi her depremde biz ya TOKİ binasında bir şey var mı gidin bakın diye bundan vicdan azabı çekecektik. Allah'tan da projeyi iptal etmişiz. Ardından yeni yer arayışı içerisine girdik. Şu anda olduğumuz alan 14 bin kusur metrekarede köyden belediyemize devrolan yerlerden bir tanesiydi. Hemen arkamızda eski okulun olduğu yer 6 dönüm civarında okul alanıydı. Tabii okul alanını iptal edip tekrar TOKİ'ye devretmek bayağı bir külfet, bayağı bir masraf. Yani orada sağ olsun başta Cahit vekilimiz olmak üzere tüm vekillerimiz bizlere destek olarak 20 dönüm üzerine buraya çıkararak yeni projemizde burada ihalesini yaptık. Artı 7 Şubat'ta burada ihale yapıldı. 6 Şubat'ta da biliyorsunuz 11 ildeki depremimizi yaşadık. Ha, o esnada tereddüdümüz vardı. Deprem oldu. Çok büyük bir depremdi. Acaba TOKİ ihalesi iptal olur mu? Olur mu? Ama oldu. Devletimiz çok büyük, çok şükür. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan nasıl dediyse bir yıl içerisinde 680 bin konutu yapacağım diye. Biz de bu 133 konutu yapacağız. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde de orada 680 bin konutu TOKİ'miz yapacak arkadaşlar. Bir alkış isteyelim şuna. Çok şükür biz liderimizin gölgesinde Çameli'mizde vekillerimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımızın destekleriyle çok güzel hizmetlerimizi yaptık. Ardından TOKİ ile ilgili burada ben bir teşekkürümü de Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'a söylemek istiyorum. Çünkü
Sayın vekillerimizin destekleriyle biz tahsis konuları ve diğer konularını hallettikten sonra da işin projesel imar boyutu var. İmar boyutunda da sağ olsun büyükşehirimiz tüm ekipleriyle Osman Başkanımızın rayasında bizler projeyi teslim ettiler ve bugüne geldik. İnşallah yerel seçimden önce de burada anahtar teslimini hep beraber yapacağız. Orada da müteahhit firmamıza güzel bir iş yaptığından dolayı ona da teşekkür edeceğiz. Çünkü şu andaki müteahhit firmamıza bu işten dolayı yapmasında hiçbir tereddüdümüz yok. İnşallah çok güzel bir iş çıkaracaklar burada. TOKİ'nin anahtar teslim törenine de hep beraber ona da teşekkür etmiş olacağız. İnşallah yerel seçimden önce buradaki anahtarların teslimini yapacağız. Çamlı'daki en güzel binalardan bir tanesi olacak. Çamlı'daki en sağlam binalardan bir tanesi olacak. Çünkü burada zemin etüdüyle ki arka tarafımızda olan bu lağım olduğu yerde bir aydır arkadaşlar taş kırıyorlar. Çok güzel bir proje olacak. Burada önemli olan taleplerin çoğunluğu. TOKİ ona bakıyor. İnşallah bu birinci etapımız. Şu anda telefonlarla çok soran arkadaşlarımız var. Buradan da bilgilendirmiş olalım. Şu anda inşaatımız devam edecek. 133 konutumuz var burada. 30-40 eski TOKİ ihalesinden devam eden hak sahiplerimiz var. 100'ün üzerinde burada bir boşluğumuz var. Bunu TOKİ ile görüşüp belediyemizde müracaatlarımızı tekrardan alacağız. Ondan sonra da yolumuza aynı şekilde devam edeceğiz. Birinci etapımızı bu şekilde tamamlayacağız. Talebimiz yoğun olduğu zaman ne yapacağız? İkinci TOKİ'mizi, üçüncü TOKİ'mizi yine Cumhur İttifakı milletvekillerimizle ve Cumhurbaşkanımızın liderliğinde devam eden hükümetimizle birlikte ikinciyi de yapacağız, üçüncüyü de yapacağız. Bundan kimsenin tereddüdü olmasın. Ben tekrardan bugün Ramazan-ı Şerif, akşamüstü de büyük bir Cumhur İttifakı iftar yemeğimiz var. Oraya da sizleri bekliyorum. Buradaki açılışımıza katkı sağlayan, gelen hayırlı mübarek günde herkese ayaklarına sağlık diyorum. Hem çamelimize, hem yöremize, hem vatanımıza, milletimize, TOKİ'miz, birinci TOKİ'miz bizler için çok çok önemli. Hayırlara vesile olsun. Bize yalnız bırakmayan Cahit Başkanımız başta olmak üzere Sayın Kaymakamımız, Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimize de çok çok teşekkür ediyorum. Hepinize saygı ve hürmetle selamlıyorum. Evet, kuvvetli alkışlarla Çamlı Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Aslan'ı uğurluyoruz. Tabii Çamlı'da benim ilk sunumum. Yani geldiğim zaman denizin sıcağını hepiniz biliyorsunuz. Yani şurayı gördüğüm zaman tabii ki sunum yapmadan önce alanı görmek istedik. Geldik buraya. Ben başkanın fahri hemşeri olmuşumdur galiba. Çamelli olmak gerekiyormuş. Ben de ismimi yazdırmak istiyorum. Nasıl yaparım? Ben de bilmiyorum tabii ki başkanıma bağlı. Fahri hemşeri oldum galiba başkanım ben de. Geldim alanı gördüm. Çok güzel bir yer. Çok güzel bir hizmet çıkıyor. Şimdi başkanımıza teşekkür ettikten sonra şimdi konuşmalarını yapmak üzere Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Sayın Ali Değirmenci'yi huzurlarınıza davet ediyorum. Arz ederim. Çok kıymetli Denizli Milletvekilimiz, Çamelimizin değerli kaymakamı, belediye başkanımız, siyasi partilerimizin çok değerli ilçe başkanları, sivil toplum örgütü başkanlarımız, belediye meclis üyelerimiz, muhtarlarımız, Çamelili çok kıymetli hanım kardeşlerim, beyefendiler, Çamelili hemşehrilerim, öncelikle hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bu tebellütlü törenimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Cengiz Başkanım söyledi ama vekaleten ben Osman Başkanım'ın sizlere selamını ileteyim üzerinde kalmasın. Aslında bugün temel atma merasimine başkanımız katılacaktı. Biraz evvel Cengiz Başkanımız bahsetti. Başkanımız Denizli'de bir toplantıda olduğu için çıkamadı. O toplantının sebebini de Sayın Vekilim sizlerle paylaşacak biraz sonra. İnşallah bugün besmeleyle bir temel atacağız. Rabbim öncelikle kazasız belasız bu projenin tamamlanması nasip eylesin. Ve 2024'teki yerel seçimlerden önce de burada inşallah hep birlikte yine güzellikle, huzurla, mutlulukla bu yapılacak olan projenin, evlerimizin, sosyal konutların, camimizin açılışını Rabbimizlere nasip eylesin. Çamlı'ya gelirken Sayın Vekilimizle beraber geldik aynı arabada. Çamlı deyince hep biz böyle heyecanlanırız. Çamlı yıllar önce Denizli'de çok farklı gözle bakılan bir ilçemizdi. Ama şu anda bakış açısı tam değişti. 180 derece değişti. Artık Çamlı gıptayla bakılan bir ilçemiz. Yoluyla, büyükşehir olduktan sonra hem Büyükşehir Belediye'mizle, ilçe belediye'mizin koordinasında yapılan yatırımlarıyla,
Çameli hakikaten bizim göz bebeği olan ilçelerimizden bir tanesi. 2014'te büyükşehir olduktan sonra belki de kişi başına en fazla yatırım yaptığımız yer Çameli'dir. Bunda gurur duyuyoruz. Çameli hemşerilerimize hayırlı olmasını diliyoruz. İçme suyu başta olmak üzere kanalizasyon çalışmalarımızla, yağmur suyu hatlarımızla, altyapılarımızı bitirdik. Daha sonra biliyorsunuz üst yapımız, sıcak asfaltıyla tanıştırdık Çameli'mizi. Kaldırımlarıyla, Çameli merkeziyle, mahalleleriyle. 2014'teki sloganımızı biliyorsunuz. Şehir merkezinde ne varsa ilçelerimizde o olacak. İlçelerimizde ne varsa mahallelerimizde de onlar olacak. Hamdolsun bugün Çameli'mizin her mahallesinde içme suyuyla, diğer problemlerin çözümüyle, yollarıyla, kilit parke taşlarıyla, mezarlıkların bakımıyla pek çok hizmetimiz yapar hale geldik. Denizli'deki ilk yaptığımız yatırımlardan otogarımızı Çameli'mize kazandırdık. Rahmetli arıyorum Hayri Devi'mizi, açılışta yetişmedi ama en azından inşaat safhasında rahmetli Hayri amcamız projenin başladığını görmüştü. Bir kültür merkezi kazandırdık Çameli'mize. Şunu demek istiyorum, Çameli insanı her şeyin en iyisine layık. Çünkü Çameli her konuda Denizli'de bir numara. İnşallah bu bir numaralı devam edecek önümüzdeki süreçte de. TOKİ deyince de biliyorsunuz Rabbim inşallah bir daha böyle afetler göstermesin. 6 Şubat depreminde vefat eden bütün vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum. Yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. TOKİ 6 Şubat'ta şunu gösterdi. Türkiye'nin 100 akı olduğunu gösterdi. Çok şükür deprem bölgesinde binlerce bina yıkıldı. Ama yıkılmayan binalar hangileriydi? TOKİ binalarıydı. Bunun için başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. İnşallah bu yapılacak 133 konu Çameli'mize çok yakışacak. Cengiz Başkanımız ifade ettiği gibi bunlar daha birinci etap. Çameli vatandaşların istediği sürece bunun ikincisi, üçüncüsü devam edecektir. Sayın vekillerimizle, il başkanımızla, Büyükşehir Belediye Başkanımızla, Çameli Belediye Başkanımızla, ilçe teşkilatlarımızla inşallah Cumhurbaşkanımızla en iyi şekilde destek olup 14 Mayıs'ta da Çameli olarak, Denizli olarak inşallah Cumhurbaşkanımıza en güçlü selamı Denizli'den göndermek istiyoruz. Var mıyız Çameli? Çok teşekkür ediyorum. Temel atmamızın bölgemize, ilçemize, şehrimize, ülkemize hayırlara vesile olmasını diliyorum. Tekrar kazasız belasız bir süreç olmasını için Rabbimden dua ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Evet, çok teşekkür ediyoruz Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Sayın Ali Değirmenci'ye. Evet, protokol konuşmalarımız devam ediyor. Sevgili misafirlerimiz, sevgili hazurum. Şimdi de duygularını, düşüncelerini ve sizlere iletecekleri adına AK Parti Denizli Milletvekilimiz Sayın Cahit Özkan'ı huzurlarınıza davet ediyorum. Arz ederim. Sayın Kaymakamım, çok kıymetli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekilim, kıymetli Çameli Belediye Başkanım, meclis üyelerimiz, muhtarlarım, Çameli hemşehrilerim, hanımefendiler, beyefendiler, sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Temel atma programımızın şehrimize, vatandaşlarımıza hayırlar, uğurlar, güzellikler getirmesini Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Tabii kıymetli hemşehrilerim, bundan şöyle 20 yıl geriye gittiğimiz zaman kim derdi ki bir gün gelecek de Bıçakçı'da memleketimiz için, vatandaşlarımız için TOKİ gelecek burada konut yapacak. Kim hayal edebilirdi? Bundan 20-25 yıl önce TOKİ dendiği zaman İstanbul'un, Ankara'nın büyük şehirlerin merkezlerinde belirli bir gelir seviyesinin üzerindeki vatandaşlarımız için ancak konut yapan bir toplu konut idaresiyle karşı karşıyaydık. Ancak millet liderini seçti ve milletiyle gönül bağı kurmuş Cumhurbaşkanımız liderliğinde
arada geçen süre zarfında milletimize verdiğimiz bütün sözleri bir bir hayata geçirmek suretiyle vatandaşlarımızın her birine 780 bin kilometre kare 85 milyon vatandaşımızın her birine anayasal vatandaşlık, eşit vatandaşlık ilkesiyle hizmet götürmenin gayreti içerisinde olduk. İşte AK Parti hizmetlerinin, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bu ülkede hayata geçirdiği hizmetlerin en güzel görünür olduğu memleketlerden birisi de Çameli. Her yere gittik. Çameli'ye gelmek kolay değildi. Ferhat'la Şirin'in birbiriyle kavuşması için nasıl dağlar delinmişse biz de Çameli'ye hizmetlerimizi getirmek için, buraya olan sevgimizi göstermek için Çameli Denizli yolunu, işte Dede Bağ Darıveren'den buraya gelirken dağları öyle deldik. Heyelan çıktı. Heyelanı kazıklar çakmak suretiyle durdurduk. Ve 5 tane müteahhit firma, ben dedi bunun altından kalkamıyorum. Bu iş zor dedi. Bıraktı gitti. Ne yaptık biz? Dedik ki madem ki Çameli'de böyle bir aşk var, böyle bir sevda var, madem ki Çamelili vatandaşlarımız için bu hizmet gerekli, dedik ki orada demir hasırlarla zeminler güçlendirdik. Kazıklarla heyelanı durdurduk. Viyadükler yaptık ve hamdolsun bugün artık Çameli Denizli'misin bir mahallesi gibi adeta dakikalar içerisinde Çameli'ye ve Denizli'mize ulaşabiliyoruz. En kolay ulaşılabilir havasıyla, suyuyla, insanıyla yaşanır bir memleket. İnşallah bundan sonra daha fazla turizmle, daha fazla katma değer üreten ve Türkiye'nin o en mümtaz, en seçkin memleketi olmaya hak kazanan Çameli'miz daha güzel günlere koşacak. Şimdi kıymetli hemşehrilerim, bir TOKİ temel atma programındayız. Malum, coğrafyamız bir deprem coğrafyası. Altımız adeta bir çürük yumurta gibi. Bunun avantajı var, dezavantajı var. Avantajı cennet vatan diyoruz. Yani toprak zenginliğiyle, kaplıcalarıyla, doğal güzellikleriyle dünyada eşsiz bir memleketteyiz. İstiklal Marşı'nı okuduk ama her diresi, her dizesi memleketimizin her bir güzelliğine işaret eden bir marşımız var. Kim bu cennet vatanının uğruna olmaz ki feda? Şüheda fışkıracak toprağı sıksan şüheda. Canı cananı bütün varım alsın da hüda, etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. Yani İstiklal Marşımız net bir şekilde ortaya koyuyor. Bu cennet vatanımız her şeyiyle en güzel. 85 değil 150-200 milyon insanı doyurur. Ancak bu memleketin kıymetini iyi bilmek lazım. İşte deprem coğrafyasında olmak, kaplıcalarıyla, doğal güzellikleriyle, madenleriyle eşsiz bir memleket. Ama diğer taraftan da güçlü konutlar yapmak zorundayız. Yaşadığımız asrın depreminde gördük ki güçlü konutlar olmazsa insanımızın canını koruyamıyoruz. Ve bu bilinçle Cumhurbaşkanımız son 20 yıllık süre zarfında memleketimizin dört bir tarafında TOKİ konutlarıyla güçlü, güvenli, huzurlu, aile yapımıza, mahalle anlayışımıza uygun konutlar inşa ettik. Ne kadar? Birileri dediler. Yahu bunların işleri güçleri inşaat, işleri güçleri konut dediler. Deprem gösterdi ki bırakın frene basmayı, daha fazla yapmamız gerekiyordu. 1 milyon 200 binden fazla TOKİ konutunu son 20 yıllık süre zarfında memleketimize kazandırdık. Şöyle bir tespih olsa çeksek zaman yetmez. 1 milyon 200 bin konut. Özel sektörün önünü açmamızla yapılan konutlar, kentsel dönüşüm bunun dışında. Ve dedik ki 2023 yılında 500 bin konut sözü verdik. 250-250-500 bin.
ve bunun çalışmalarına başlandı. Denizli'mizde 12.500 konutu hamdolsun tamamlayarak milletimize teslim ettik, hemşehrilerimize. 1000 tane toplu konut projesi devam ediyor. 1000 konutluk proje devam ediyor Denizli'mizde. Ve 250.000 konut müjdesinden Denizli'mizin payına düşen 3.500 konut projesinin çalışmaları işte bugün Bıçakçı'da temel atma programında olduğumuz gibi devam ediyor. Toplam bunlar bittiği zaman Denizli'mizde 17.500 konutu memleketimize kazandırmış olacağız. Ama esas düşünülmesi gereken mesele şu. Düşünebiliyor musunuz? 2023'ün başında, 2022'nin sonunda Cumhurbaşkanımız dedi ki 250.000, 500.000 konut söz verdi. Allah muhafaza, beterinden saklasın. 6 Şubat sabahı Türkiye asrın depremiyle karşılaştı. 11 ilimizde canlarımızı kaybettik. 560.000 konut maalesef yıkıldı. Şimdi 500.000 konut sözü vermiştik. 560.000 konutu TOKİ ve devletimiz yeniden o bölgelerde hayata geçirecek. Beni tarafta da malum yine 2023'ün başında deprem öncesinde 99 depreminde ekonomik şartlar nedeniyle vatandaşlarımıza emeklilik durumunu 65 yaşına çıkarmıştık, değil mi? Şimdi böyle bir deprem oldu. Öncesinde demiştik ki EYT ile ilgili bir düzenleme getiriyoruz. Bunun da devletimize, maliyemize getireceği yük ne kadar? 280 milyar Türk lirası. Böyle bir deprem faciası karşısında Cumhurbaşkanımız milletimize verdiği sözün hiçbirisini bir kenara bırakmadan, efendim mücbir sebep var, olağanüstü şartlar var demeden bütün sözlerimizi bir bir yerine getirdik, getiriyoruz. Neydi? 500.000 konutu inşallah vatandaşlarımıza sosyal devlet ilkesi gereği sosyal konut olarak yapıyoruz ve milletimize teslim edeceğiz. 280 milyar TL bedelli maliyeye, devlete yük getirecek EYT düzenlemesini bırakmadık. Onu da hayata geçirdik. Ve bir yıllık süre zarfında inşallah deprem bölgesinde konutları teslim edeceğiz dedik. Ve geçen ay onların da hamdolsun temellerini attık. İnşallah bugün temelini atacağımız konutların da göz açıp kapayıncaya kadar pek yakında yine açılışında hak sahipleriyle Bıçakçılı, Çameli'yle vatandaşlarımızla beraber güle oynaya yine bir dernek ve düğün havasında inşallah bunların açılışını da gerçekleştirmiş olacağız. Kardeşlerim, mübarek aydan geçiyoruz. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan Ramazan-ı Şerif'inizi tebrik ediyorum. Ve yine tabii ki içinden geçtiğimiz günler ve geceler içerisinde bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nden de inşallah bu gecelerde idrak edeceğiz. Rabbim Kadir Gecenizi de hayrıyla, bereketiyle idrak etmeyi nasip eylesin. Ve bizleri gelecek hafta Cuma günü yaşayacağımız Ramazan Bayramı'na da sağlık, afiyet, birlik ve beraberlik içerisinde ulaştırmasını Yüce Rabbim'den niyaz ediyorum. Evet, Rabbim birliğimizi, dirliğimizi ve kardeşliğimizi daim eylesin. Ve inşallah yine hep birlikte Cumhurbaşkanımızı 70 günlük aradan sonra, bu sevgi nasıl bir sevgi, nasıl bir aşk, nasıl bir sevda. Henüz Cumhurbaşkanımız malum 4 Şubat'ta ilimizi ziyaret etmişti. 70 gün aradan sonra inşallah bu hafta 19 Nisan tarihinde saat 16.30'da ilimizi teşrif edecek Cumhurbaşkanımız ve orada 74.6 oy oranıyla Denizli'mizin rekortmen şehri, ülkemizin rekortmen ilçesi Çameli'miz yine gümbür gümbür güçlü katılımıyla inşallah Cumhurbaşkanımızı ağırlayacağız. Bundan şüphemiz yok. Ve inşallah
19 Nisan günü Denizli'mizde Cumhurbaşkanımızı gümbür gümbür ağırladığımız zaman 14 Mayıs'ın erken finalini, müjdesini Türkiye'de vermiş olacağız. Ve inşallah 14 Mayıs'ta sandığa gittiğimiz zaman o Çameli'nin o bitmez denen yollarının nasıl bitirildiğini, taş konaklarını, dere ıslah projelerini, şehir için sıcak asfaltını, her bir mahallesinde kilit taşlarıyla, parklarıyla, bahçeleriyle çağdaş, modern şehirciliğin bütün güzelliklerini yaşayan Çameli'miz hak ettiği cevabı da inşallah sandıkta verecektir. Rabbim birliğimizi, dirliğimizi, kardeşliğimizi daim eylesin. Ülkemize ve milletimize düşmanlık besleyenlere fırsat vermesin. Islaha mümkün olanları ıslah etsin. Mümkün olmayanları Kahhar ismiyle kahru perişan eylesin. Rabbim kahraman ordumuza, askerimize zaferler nasip eylesin. Mehmetçiğimizin ayağına taş değirmesin. Yolumuza çık, geleceğimiz aydınlık olsun. Allah yar ve yardımcımız olsun. Sağ olun, var olun. Çok teşekkürler Sayın Vekilim, sizi bırakmıyoruz. Tabii ki yormamak adına bırakmıyoruz efendim. Tabii ki en heyecanlı bölüme geçeceğiz, o yüzden bırakmıyoruz. Saygıdeğer protokolümüze ben buraya davet ediyorum efendim. Tören atma, evet temel atma törenimizi başlatıyoruz en heyecanlı bölümde Sayın Vekilim. O yüzden sizi bırakmadım. Evet Sayın Hocamız, tabii tuvalarla açacağız. Sayın Hocamız Koray Oysalı da hazır olmasını rica ediyorum. Sayın Kaymakamımız, Sayın Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz, evet siyasi partilerimizin ilçe başkanları, Sayın Vekilimizin eşliğinde bu güzel hayali gerçekleştirmek adına temel atma törenimizi gerçekleştireceğiz efendim. Evet. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi yessir ve la tuassir. Rabbi temmin bil hayr. Ya Rabbel alemin, işlerimizi kolaylaştır, zorlaştırma. İşlerimizi hayırla tamamlamayı nasip eyle diyerek şurada şu hayırlı müesseseyi ülkemize, beldemize, milletimize kazandırmak için bir arada bulunuyoruz. Sen sayemizi meşgul eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbel alemin, burada yapılacak hanelerden ailesine, vatanına, birliğine, dinine, namusuna, milletine bağlı nesillerin yetişmesini sen vesile kıl ya Rabbi. İlahi ya Rabbel alemin, şurada çalışacak olan kardeşlerimizin zorlarını kolaylaştır. İşlerini asan eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbel alemin, beldemize, ülkemize, milletimize değer ve kıymet katan bütün müesseselerimizin sen sayısını ve bu müesseselerde çalışan insanlarımızın, vatandaşlarımızın adetlerini arttır ya Rabbi. İlahi ya Rabbel alemin, biz burada hayırla bir işe başlıyoruz. Hayırla tamamlamamızı sen bizlere nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbel alemin, şurada çalışan ve çalışacak bütün kardeşlerimizi kazalardan, belalardan, her türlü musibetlerden emin ve muhafaza eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbel alemin, sen işimizi kazasız belasız hayırla tamamlamayı nasip eyle ya Rabbi. Bizleri iki cihanda aziz eyle ya Rabbi. Gönlümüzden geçen muratların en hayırlısını bizlere nasip eyle ya Rabbi. Subhane Rabbike Rabbil İzzeti amma yasifun. Vesselamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha. Koray hocamıza teşekkür ediyoruz. Ben Sayın Vekilime teslim etmek istiyorum mikrofonu. Kırmızıya mı? O zaman şöyle. Ya, öyle mi? Beton basma. Şu mu? Hayırlar fethola. Şerler defola. Gönüller şad ola. Akıl başa gele,
fitne taşa gele, devletimiz payidar ola, milletimiz selamet bula, düşmanlarımız karu perişan ola, oyunları bozula, boyunları büküle. Çameli'ye temel atma programımız hayırlı mübarek ola. Ya Allah, bismillah. Thank you.